Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet 14 Haziran Çarşamba İstanbul yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. İstanbul'da 8 koşulu bir programımız olacak. altılı ganyanımız bir tane olacak. O da 3. koşulu itibaren start alacak. Ben 1. 4'lü ganyan 7'li plase 1. 3'lü ganyan arkadaşlar için bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Tüm yarı herkese bol şanslar diliyorum. Evet videomun altında beğen butonuna da basarak yorum bırakarak tabana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet birinci koşu saatlerimiz 14'ü gösterdi. Handikap 16 4 yaş araplar 1400 metre sentetik kuma çıkacak. 8 safkanımız yer alacak. Evet koşuya şöyle baktığımızda uçan kardeş ee, dikkatimizi çeken bir safkan. Ee, ilk defa yani bunu e, Ankara ve Adana'dan yakınan tanıdığımız bir e, safkan Gökhan Kocakaya eşliğinde ikinci kez buluştu. İlk defa sentetiğe çıkacak. Etkili bir performans mutlaka gelecektir. Gideros aynı şekilde yaptığı son Bursa işinde çok başarılı bulduk. O da ilk defa sentetiğe e, çıkacak İstanbul'da sevgili dostlar. 3 e, dolu hopadan işman çiziyi görüyoruz. Üstünde İstanbul'da Sentrik'te gerçekten başarılı koşullara imza atan bir safkanımız. Yani bu 3 safkanı ayırt etmeden yazacağız. Bir tane de sürpriz isim önereceğim. O da 4 oğlu Selcan Hatun diyeceğim. Uğur Levent eşliğinde ilk defa buluştu. Bu safkana dikkat diyeceğim. Harem ağasına gelince o bir tempo yapacaktır. O da ilk defa Sentrik'e çıkacak. Yanlış hatırlamıyorsam. E, bakalım nasıl bir sonuç elde edecek Eray Çizik'te. E, sıralamam benim burada 6-2-3-4 ve 4 de sürprizde olacak. Selce Altun'da 1. 4 için kuponumda şans vereceğim. İlk koşumuza yani sevgili olsa bir sürprizle başlayabiliriz. Evet ikinci koşumuza geçelim. 7 plasa ve birinci 3 Lion'ımız başlıyor. Bir meydan dişlere mahsus. 2 yaşlı İngilizler 1100 metre çime çıkıyor. Yeri safkanımız yer alacak. 3 beş 5 nolu safkanlar ekir olarak piste çıkacaklar. Evet koşuya baktığımız zaman e, büyük ihtimalle 4 ile 5 nolu Safkanlar birazcık tempo verecek gibi görünüyor. Bunlara Şero Nene de herhalde çizikle katılacaktı. Çünkü bir kulağı çekme avantajı elinde. O da birazcık seri buldum Safkan'ı sevgili Ama burada e, ilk startını İstanbul'da şartlı bir de 1000 e, metre kumda. Hatta birazcık geç çıkış yaptı Ayan Kurşun'la. Bir boy geç çıkış yapmıştı. E, tabii ki grubun içerisinde yer aldı. Geldi ikincilikten öteye çıkamadı. Ee, ama yarın mesafenin uzaması bile Çim'de oluşu e, bir mendip yavrusu. E, ben çok çok etkili bir performans gelip koşuyu çalmasını bekliyorum. Ben banko olarak değerlendireceğim. 7. plase ve 1. üçlük ayağımızda. Buna rakiphanesinde 2 nolu safkanın o da ilk defa Çim'e çıkacak. Etkili koşmasını bekliyorum. Ve de iki koşu görüp e, pistten e, bir ikinci bir üçüncükte ayrılan ekürlerden 5 nolu safkanın Mustafa Çiçek'te bir ikincilik şansı olduğunu düşünüyorum. 6 Bankom 2 ile 5 ikili için cazip isimler olduğunu düşünüyorum. Evet geçelim 3. koşu 6'lı Ganyan'ımız burada startı verilecek. 3. koşumuzda Handikap 15 3 yaşlı İngilizleri 1600 metre çime çıkacaklar. Evet koşuya şöyle baktığımız zaman son koşusunu İstanbul'da 1600'e bu mesafe Handikap 14'ü kazandı. Eray Çizik eşliğinde çok başarılı bir koşu çıkarttı. 5 yine benim ilk tercihim olacak. ikinci atım 1 nolu Savon King Runner. Yani ilk startı Çimdeli müthiş işe imza attı. Sonra son Çim yarışına kısa vali 9'da Ahmet Çelik eşliğinde start almıştı. E, Ahmet Çelik 120 günlük bir e, dinlenme sürecine girdi. Evet ceza almıştı. E, şimdi Erhan Akdoğu üstünde görüyoruz. E, bir nolu savkanımıza ben kesinlikle imal etmeyeceğim. Ee, i̇lk çim yarışında 1600'e şartlı 4'te iyi bir koşu çıkartıp sağlattım. O Elaz'da yakın ara bir üçüncülük elde eden altı nolu safkanımız Özcan Yıldırım'ı şimdi üstünde görüyoruz. Etkili koşmasını bekliyorum. 4 nolu safkanımız ona keza Burgazlı Gökhan Kocakaya ile üç nolu Belle Boy Akın Sözen üstünde görüyoruz. Etkili bir performans mutlaka gelecektir. Kuponumuza mutlaka değerlendireceğiz. Ve de son olarak da 9 nolu Sapkan'ı Batmacı Okan diyeceğim. Mert Gökal Aslan'la ilk altımız birazcık sürprize müsait olduğunu e, gözlemledim. 5 1 6 4 3 9 benim sıralamam bu şekilde oluşacak. Altılı ayağımızın ilk ayağında. Evet geçelim. Dördüncü koşu handikap 16-1 mücadele 4 rekoru Araplar 2100 metre çime çıkıyor. 12 sapkanımız yer alacak. Beşlik ayağımızda bu koşuyla itibaren startı veriliyor. Evet koşuya baktığımızda o kadar bir istikrarlı safkan e, göremedim. Tabii ki burada Kızıl Şahin biraz gözümüze e, batıyor. Çünkü İstanbul'a 1600-1900'ü kazanan bir safkanımız sonra birazcık geri gitti. Son koşusunda bu mesafede güzel bir ikincilik elde etti. İlk etapta 12 O Kızıl Şahin diyeceğiz. Tabii ki kuponumuzda ilk tercihimiz olacak ondan sonra ben burada sürpriz bir isim 9 no Atla Ahmet aynı koşta beraber koştu hemen arkasında güzel bir üçüncülük elde etti. 9 mutlaka değerlendireceğim. Ve de burada 3 nolu Kurtengin Gökhan Kocakaya ile etkili koşmasını bekledim. Bir diğer safkan olacak. 12, 9 ve 3 benim bu koştaki sıralamam. 4. koşta bu şekilde oluşacak 3 safkanla geçmeyi planlıyorum tabii ki sizin de tuttuğunuz savkanlar varsa mutlaka değerlendirebilirsiniz. Evet 5. koşumuz satış 1. 4 ve Kore İngilizlerin 1200 metre çime çıkıyor. 9 savkanımız yer alacak. Evet süratli ve tempolu gidecek bir koşu bizleri bekliyor. Burada sürate yani baktığım zaman tercihli kullar yapmış. 8 kullar çekme avantajıyla Akın Sözen'le Matrağülü yani yarışı bayağı bir tempoya bindirecek. Tabii ki buna Kaşkar'ın kızı bir kullar çekme avantajına o da önlerde gidecektir. 9 nolu sapkanımız kilo avantajı elinde bulunuyor. O da 50 kilo ile o da birazcık seri gö gördüm. O da önlerde gitmeyi seven bir safkanımız. Ee, bakalım ben Matra liderliği alabilecekler mi? Ee, izleyip göreceğiz. Tabii ki 4 nolu Matra Gülü, bir beyaz bayrak aynı erişi bizleri bir Benim ilk tercihim olacak. Son 8. kesinlikle ölçü almadım. O gün için azzak Aktevir'le ee, yani o kadar çünkü ee, gerçekten e, çok favori çıktı koşta. Çok kötü bir performans sergiledi. Ekürüs vardı o zaman için. O dördüncülükte kaldı. Ben Matra gününe yarın etkili bir performans gelecek. 34 günlükte arası var. Çalışmanı gayet muntazam buldum. Sonradan bir nolu Uğur Bubam diyeceğiz. Mertcan Çelik eşine o da son Ankara eşine 1600'e satış biri. Güzel bir üçüncülükte Mert Ali Solmaz da tamamladı. Mertcan Çelik de tekrar buluştu. Bir, Sonradan 7 nolu Kaşkar'ın kızı ve de 3 nolu Safkan'ımız da kesinlikle göz ardı etmeyeceğim bu koşu için. 4, 1, 7 ve 3, 5. koştaki sıralamam benim bu şekilde oluşacak. Evet geçelim 6. koşumuz. Şartlı 5 dişiler ama 4 ve yukarı Arapların 1400 metre çime çıkıyor. 6 Safkan'ımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet son koşunda İstanbul'da e, şartlı 2 de 1600 metre. Çiminde iyi bir koşu çıkartıp kazanan Topaz Gir zaten o gün için sizlere üstüne basarak zaten bankomuzda bankolar geldi Halis Karataş da koşuyu kazanmıştı. Yine kazanma yakın gibi görünüyor ama burada bir Lima gerçeği var. Lima ile de ilk defa start alacak. Gerçi buradaki tüm safkanlarla ilk defa mücadele içerisine girecek. Tabi ilk tercihimiz Altınoğlu Topaz Gir olacak ama nolu Lima'yı da kesinlikle e, Kuponumuzdan eksik etmeyecek kısa vali altıda boy, e, yarım boyla e, Şamverde'ye geçilmişti. Gökhan Kocakaya işinde start almış İstanbul Jandarma Koşusu'nda bir ikincilik elde etti. E, ben Lima'dan da çok çok etkili bir koşu gelecektir. Büyük ihtimalle Lima yarın sürdürek favori çıkacaktır. E, yani e, neredeyse İstanbul'un kalesi de olabilir sevgili dostlar. Veya alternatif bankoda deneyebilirsiniz Lima'yı. Ben alt topaz geri de eksik etmeyeceğim. Ve de burada bir sürpriz daha ismi önereceğim. Yer olan arkadaşlar mutlaka değerlendirsin. İstanbul'da grup bir anneler günü koşusunda e, Hişmançı Gökçe Altun e, o gün için gerçekten ben e, çok başarılı bir yarış sergiledi. Gülatmi, Kurşuneli, Ayriya Liva hemen arkasında Gökçe Altun Hişmançı Zikti, 60 kiloyla e, çok başarılı bir performans sergilemişti. E, 56,5 kilo indi e, bombayı yaparsa Gökçe Hatun yapar diyeceğim ben. İkiyi de göz ardı etmeyeceğim. Burada birazcık sürpriz aradık ama Lima çok çok önde görünüyor. Topaz girdi bu grupta ilk defa start alacak ama yaban atılacak bir safkan değil. Onu da dile getireyim. Evet 6, 1 ve 2 benim bu koştaki sıralamam bu şekilde oluşacak sevgili dostlar. Evet geçelim 7. koşu şartlı 2-4 yaşlı Araplar 2000 metre sentetik kuma çıkıyor. 11 safkanımız yer alacak. Evet altılı ayarımızın da 5. ayına tekabül eden bu koşuda ben buraya aprantisi 6. kez buluştu. Çağlar Taşçı ile 6. kez buluşan İsmil Hatun diyeceğim ben. Yarın banka olarak değerlendireceğim sevgili dostlar. Yani çimdeki performansı tartışılmaz harika işleri imza attı. Son handikap 14 2000'de güzel bir dördüncülük. Ondan önce 1400'e güzel bir ikincilik. Ben o dördüncülüğü de kesinlikle ölçü almadım bir koşu. Ee, yine fotonun içinde kendine yer buldu. İyi bir koşu çıkar. Doğan'ın atışı o gün için çok Direkt favoriydi. Onun hemen arkasında güzel bir ikincilik e, pardon dördüncülük elde etti. Ben yarın bu grubu geçmesini bekliyorum. Ee, üstündeki Aprantalya'nın Çağlar da. Atı zaten tanıyor. Altıncı kez buluşacaklar. Ee, ben koşuyu kazanacağını düşünüyorum. Benim yarın banko ismimdir. Banko olarak değerlendireceğim. Evet rakip sizlere önereceğim 5 nolu safkanımız var burada. Üzüm çekirdeği Zülfikar karabulut eşinde eşliğinde piste çıkan Kocaeli'de 1800'ü Handikap 14 iyi bir koşu çıkarttı. İstanbul'da da satış 2'de bu mesafede güzel bir görkem özçelikle güzel bir dördüncülük elde etmişti. Yarın ikincilik şansı olabilir. 5. Sonradan 1 nolu baba tahsil Mert Gökalp Aslan eşliğinde. Evet 6. Bankomuz 5 ile 1. İkili için cazip isimler olduğunu düşünüyorum. 7. koşumuzda. Evet geçelim 8. koşu 6'lı gayemizin son ayağına kısa vade 6. Dişiler mazı 3 yaşlı Arapların 1200 metre çime çıkacak. 13 sapkanımız yer alıyor. 3 ile 6 nolu sapkanlar ekir olarak piste çıkacaklar. Evet burada gözümüze çarpan zaten e, iki tane safkan var. İkimiz e, yani 12 nolu safkanımız İstanbul'a çıktı. Şartlı birde 1200 metre sentilikli Gökhan Kocakay'la çok başarılı, çok rahat, iyi bir koşu çıkartıp Koşuyu kazanmasını bilmiş. Şimdi ilk defa çime çıkacak. Yine etkili bir performans gelecektir. 12 benim ilk tercihim olacak. İkinci atım 13 nolu safkanımız e, çıktı. İlk Yarışında o da birincilikle tanıştı Kocaeli'de Kabukum'da. Sonra İstanbul'da bir koşu gördü. Şartlı 5'te 1200'e bu mesafede bir dördüncülük de ayrıldı ama Ahmet Çelik vardı o gün için üstünde. Ben bu dördüncülüğü pek önemsemiyorum sevgili dostlar. Ben yarın Özcan Yıldırım'la buluşan 13 nolu saf mutlaka kuponumuza eksik etmeyeceğiz. Sonradan bir nolu Az balık e, yaptığı iki çim yarışında da hem Ankara'da olsun, hem İstanbul'da olsun e, koşuyu kazanmasını bilmişti. E, Nezengül'le ile de beraber koşmuşlardı. O gün şimdi Halis Karataş'ı görüyoruz üstünde. Biri de eksik etmeyeceğim. E, bu koşuda mutlaka değerlendireceğiz. E, sonra Natural. Natural'e gelelim. Gökhan Kocakayla ile start almıştı Natural'le. Sevgili dostlar. Yani e, Burada etkili bir performans e, gelmesini beklediğim bir diğer safkan sürpriz konumunda çıkabilir. Yarın Akın Sözen'i üstünde görüyoruz. 8 nolu safkanımızda mutlaka değerlendirmemiz doğru olacaktır. Sonradan 2 ve 3 nolu safkanları da eklemek kaydıyla. Evet 12 13 1 8 2 ve 3 bu koştaki sıralamamız bu şekilde oluşacak. Çünkü gerçekten enteresan bir koşu. Hiç beklemediğim safkanın fotoğrafı önde geçmesi e, bizleri yani yanıltabilir ama e, buraya sağlam geçmemiz doğru olacaktır. Altılı gayrımız son ayında tekrar edelim 12, 13, 1, 8, 2 ve 3 benim bu koştaki sıralamam bu şekilde oluşacak. Evet Bursa'na aktaracağım İstanbul programım buydu sevgili dostlar. Dileyen arkadaşlar, kuponu alacak arkadaşlar, güvendiği safkanları devinde bahsettiğimiz gibi yani burada bir nolu lima e, büyük ihtimalle yarın çok sürdürek favori çıkacaktır. E, banko tercih yapabilirsiniz. Kuponu alacak arkadaşlar Değerlendirebilir. Eğer yıkacak arkadaşlar 6 dedik. 2 nolu yok çaltun dedik. Bunları da değerlendirebilir. Abi ben yıkacağım diyecek arkadaşlar. Bu iki sapkanla yıkabilir. E, sonra burada e, Çağlar Taşçı'yla biz banko olarak değerlendirdik. Bakalım e, inşallah yanılmayız sevgili dostlar iyi bir koşu gelmesini bekliyorum. Rakiphanesine zaten 5'te 1'i önerdik. Ee, yani e, karar, son karar sizin sevgili dostlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Yazdığımız safkanlar gayen olsun. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.